Merhaba arkadaşlar, ben Tulpar. Bugün sizlerle birlikte Fear Online oynayacağız. Bildiği üzere Fear bir korku oyunu. 1 ve 2 ve 3 oynayanlar veya daha önce herhangi bir Fear Online oynayanlar bilirler oyunun içeriğini az çok. Fear Online free olarak çıktığı zaman aslında herkes güzel bir şeyler bekliyordu. Fakat bazı kişiler birçok kişiler olumsuz yönde eleştirdi oyunu. Şimdi şöyle anlatayım size. Oyun Fear Online, yani Fear Online'ın yapımı Fear 2'den yapılmış. Yani Fear 2'nin motoru kullanılmış. Şimdi burada ilk girdiğiniz zaman Amerika Server ve Avrupa Server olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz şimdi Avrupa'ya gireceğiz. Bakalım gözükecek. Oyunun içinde şöyle bir şey var. Burada birkaç tane boşluk var ve buradan oyuna giriyorsunuz. Ve hemen size ufak, her oyunda hemen olduğu üzere dükkan, ekipmanlar ve bu oyunda da craft sistemi ve karakter craftlama sistemi de mevcut. Şimdi store'a girdiğimiz zaman burada silahları görüyorsunuz. Silahlar seviyeye göre açılıyor. Ekipmanlar ise sizin seviyenize göre ilerliyor ve oyunun en güzel özelliklerinden biri ise silahlara ekipman takabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim size hemen. Ben aldım oyun çekmeden önce, güzel bir şeyler yapmıştım. Şu şekilde oyunun verdiği şeylerle birlikte silah craftlayabiliyorsunuz. Ekipman takabiliyorsunuz. Böylelikle karakterler diğer karakterlere karşı biraz daha üst düzey oynamış şansını sağlıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, karakterler de ayrıyetten karakterlerinin kendine göre özellikleri var. Şimdi şöyle bir göstereyim size. Şu şekilde karakterlere de ekipman takabiliyorsunuz. Şuradan da karakterleriniz var. Bak şurada boşlukları görüyorsunuz. Boşluklara özel skiller koyup oyun içinde İşte gaz bombası, sis bombası ya da mermi veya enerji hızı doldurma veya ekstradan zırh sağlayabiliyorsunuz. Craft'a gelelim. Craft'a oyun içerisinde topladığınız parçalarla birlikte burada silah craftlayabiliyorsunuz. Şu çivi silahını zaten oyuna başladığınız zaman size craft tutorial'ı gösteriyor. Craft'la nasıl yapılıyor, nasıl craft yapıyorsunuz. O şekilde gösteriyorlar. Ve bu Hammer Heat gerçekten sağlam bir silah. Kafadan tek atıyor. Pompalı var, yine limit aramalı var, yay var, yine tek atan sniperlar var. Değişik güzel silahlar mevcut oyunda. Pistonik'e geldiğimiz zaman buradan dediğim gibi diğer karakterlere ekstradan özellik atabiliyoruz. Burada ne varmış? Ne yapalım mesela? Bunu craftladığımız zaman ne olacak? Bunu daha önce yapmıştık, evet. Bunu şimdi yaptık. Aynı işte. Bunlar saatli item olduğu, saatli karakter olduğu için yani bize görev yaptıkça bu karakterleri veriyorlar. Bir günlük veya 22 günlük, 3 günlük, bir haftalık. Bu şekilde kullanıyoruz. Bunun birkaç saat kaldığı için gerek yok buna. Şimdi tekrar ekipmana dönelim. Buradan dediğim gibi silahları, özellikleri vesaire kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir oyun atalım. Hemen şöyle söyleyeyim size de. Burada günlük 3 adet PvP yapabilirsiniz. Yani size 3 hak veriyor PvP yapmanız için. Yok, co-op hikaye modu için. Aynen, hikaye modu için. Options var. Yine hemen ayarları buradan göstereyim size. Biz Hike'de oynuyoruz. Maksimum olarak seçtik ama dediğim gibi Fear 2'nin motoruyla yapıldığı için hani çok fazla bir sistem istemiyor oyun. Klan her zaman her oyunda olduğu için kapsül yine özel parayla alıyorsunuz. Yani oyunu size verdiği nakitlerle alıyorsunuz. Şimdi Atalay'la birlikte oynadığımız her oyunda hemen videolar çekiyoruz. Eğer odaya girdiyse veya girmediyse bakalım. Buradan gördüğünüz gibi şu Deathmatch'e tıkladığınız zaman Fint Game'lerinizin herhangi bir Deathmatch modunu atar. Buradan Demolition'a tıkladığınız zaman herhangi bir Demolition'a, Knife Fight dediğiniz zaman da bıçak modunda herhangi bir yere atar sizi. Bunlar da zaten co-op modları.
Co-op modları gerçekten güzel. Şimdi bir PvP atacağız Atalay'la birlikte. Evet, çekti. Neyiz biz? Kırmızı mıyız? Evet. Şey de geldi ha. Aa, lider benim. Kimsesiz de geldi. Çağrı'ya çekeyim mi? Çek. Peki. Yaz da. Biliyor biliyor. Ha. Zaten o istedim. Yalnız bu rakibi ezeriz biz. Bir dakika. Bana arasana şeyi. Mert'i. Yok yok. Ha? Hadi hadi lütfen, geliyor musun Mert? Ben geliyorum ya. Şunu tamam, arasana. İsmini söyle. Yok Mert, Mert söyle, Mehmet sonra arayacağım. İsmini söyle. Video çekiyor şu an kayıtta. Aynen. Oo tamam, bir saniye. Daha sonra. Bugün bir şey diyeceğim, bir dakika şu an açılıyor da. Get free operation plans for Steam diyor. Çekiyor. Klik diyor. Ne yapayım, tıkladım ben ona. Şey ondan şey. Steam'le oyununu eşleştireceksin. Tamam. Nasıl olacak? Şimdi siteyi açtı bana. Tamam, o siteye girdim. Siteye ama siteden giriyorum değil mi? O zaman eşleşiyor yani. Hı-hı. Tamam. Bir güncelleme yapıyor Fear şu an galiba. Evet. Daha dün gece çünkü şey yaptım ya. Açmadım ondan sonra hiç. Hadi başlayalım. Videoyu kim çekiyor? Garaj mı lan? Evet ben. Tamam, ona göre konuşalım hadi. First kill. Başlayalım. Rain. Adam aldı yılı. Fark ettim. Dragon'u kullanacağım ben. Silahı full dizdim. M4 abiyle. Aldın mı? Hı hı. M4 abiyle bilirsin. Oyunun en güzel özelliği ya. Çok seviyorum böyle. Şey yapmayı da adam. Lan kellemizi aldı ya. Sniper yeri var abi bunda. Var diyor. Sakat bir yerdeyim yani. Aaa ooo DSR1. Gördün onu bak, vurdun mu? Adamsın. Çok güzel yansıttı. Ooo nereden vurdu lan? Ya bu ne abi, M4 abi tık atıyor. İntikamını aldım sanırım. Merdiven tırmanma animasyonu süper ya. Aynen. Kardeşim sen beni nereden vuruyorsun iki dedi ya? Aa duvar arkasından vurdum. Leyla tuşlar geldi. Susturucu pek gitmedi ama güzel oluyor. Silahtan pek. DSR almış lan adam. Keşke can yenilemesi olsa. Can yenilemek benimmiş. Mert sus. Çektik çağırmış. Ah be, adamız kalalım. Biraz oyun içinde oynayıcı cidden alışmak gerekiyor. Çünkü bu tür oyunlar zaman gerekiyor. Güzel. Kendisi, kendi silahımı alayım. Yalnız adamda sanki var ya, kötülemeyin de wallhack varmış gibi oynuyor. Sürekli olduğum yere bakarak geliyor. Görüyordur. Allah Allah, o yukarıdaki yerden görmek zor diyor. O yemlikte bir iş var yalnız ha. Seni öldürdü. Abi bunu yapma. Yine tarıyor bir şey beni. Tamamdır, onaylandı. Şu an güncelleme etmek üzere. Harita nereden? Bir yerden tanıdık geliyor. Kellemi alıyorum. Oo, yeniliyoruz biz lan.
Evet, Steam'la bağladım ben oyunu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Oyuna girince zaman açılacak mı? Evet. Tamam. Oh, headshot. Bir şey soracağım. Şimdi start'a bastım ben. Yeniden oluştur. Use extension şey diyor ama anlamadım ben. Orada ne yapmam gerekiyor? Steam'le bağlamam için oyunu. Direkt girdiğin zaman bağlanıyor zaten. Bana diyor ki yeni bir şey yarat diyor. Bir de use extension. Onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Önceden kayıt olduysan o siteye. Hı. Giriş yapıyorsun. Tamam. Allahu Ekber ya. Susturucu takmasam edim silahı acaba. Grenade kill, revenge kill. Headshot. Great. Headshot. Amazing. Şu koruma çok ya. 3 dakika koruması var ya. Pompalı mı? Ciddi anlamda çok sıkıntı oldu ya M4'ü süslüğü takma. Çıkartırsın. Para verdik baba ya. Bu map ama ciddi anlamda nefret ettim map'tan. Map çok daha ya çok sıkıntılı bir map. Çok açığı var bu haritanın. Şu korda var için, ya benim sürekli vurulduğum yer var ya. Oyun yeni olduğu için optimize problemim var onun. Sürekli vurulduğum yer var ya benim. Ne? Oradan kız göndü ya dışarıda. Kız mı öldü? Elma var ya. Ha. Elma mı? O elma değil. Oha ya. Havari, broken yol. Grenade kill, welcome back. Abi birbirimize sıkışıyoruz takımda ya. Kim? Uff. Casper var ya hayata küsmüştü ya. Çok temiz bir yer buldum abi kendime. Ah be. Sniper var orada çünkü. Nerede? Yerini söyle sağa sol. Tamam gördüm. Çüş M16 abi desen beni öyle vurdun. Yalnız karşı takımdan kim kill alıyor lan bu kadar? Sniper mı bu? Sen Dragon'u değil mi lan bu? Yeah. Allah'a bir kullanayım bari. Ya ben böyle oyunum var ya, geri zekalı beni sıkıştırdı ya. Çok alıyor benim başa. Ah be Dragon'u gitti.
mal herif ya. Yalnız nereden vurulduğunu anlayamıyorum var ya. Ya adam beni kıytırık M4 ile vuruyor, M16 ile vuruyor ya. Cidden oyunun optimize problemi çok fazla ya. Bu oyun fazla tutulmaz böyle oyunda. Düzeltirler. Abi var ya. İnsan gibi vurmuyorlar bazıları. Ama ben bir girebilsem oyuna. Çok sinir bozuyor var ya öldükten sonra gelen ses. Çıldırtıyor beni adeta. Yiyeceğim adam ölünce ben. Welcome back. Kill. Raid. Kafama tükledim, keleşi almadım abi. Silahlar parayla mı satılıyor? Kastım para. Ama işte M4'ün güzelliği hiç sekmiyor ya. Sakiliye bas full tada. Ciddi anlamda çok güzel. Alet Z'de anasını satayım, pusa pusa oyunu çevirdi ya. Yalan değil. Nefret ediyorum şu oyunu çevirmesi de. Ananın avradı ya. Böyle bir oyun işte. İşte böyle bir oyun Fear Online. Şu an için optimize problemi olan, bug olan, karakterler birbirine sıkıştırıp düşmana keklik gibi avlanan bir oyun. Ama oynanan bir oyun. İtem düşmüş bu arada craft için. Yani oyun güzel. Oynamak isteyen arkadaşlara da tavsiyemiz. İlk başlarda sinirlenebilirsiniz, belki bırakabilirsiniz. Koşması belki hoşunuza gitmeyebilir çünkü yavaş koşuyor. Bir dahaki oyuna görüşmek üzere.